Sabah kalkıp kahvaltınızı yaptınız fakat bir sonraki öğüne daha çok var. Mideniz kazınmaya başladı ve ağzıma ne atsam acaba diye bakınmaya başladınız. Muhtemelen hepimizin başına gelen bir durum. Fakat kilonuzu korumak veya ekstra kalori almak istemediğimiz durumlarda bu kazınma esnasında ne yesem veya nasıl geçiştirsem diye oldukça düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu anlarda hayat kurtarıcı bu listeyi size gururla sunmak istiyorum. Sadece ve sadece 100 kalorinin altında olan bu atıştırmalıklar sayesinde artık kilo almadan ve açlık hissi çekmeden kendinizi rahatça sonraki öğüne atabileceksiniz. Bakalım bu 100 kalorinin altındaki atıştırmalıklar nelermiş? 3 kase patlamış mısır. Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü John Blake, onu çiğnemeniz gerekiyor, bu yüzden tatmin edici diyor. Aynı zamanda lif açısından da yüksektir. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. 3-4 kase, hatta bazen 5 kase kadar patlamış mısır tüketmek 100 kalorinin altında kalmanızı sağlar. 3 küçük peynirli kraker. Tam tahıllı krakerleri seçmek bu klasik atıştırmalığın anahtarıdır. Lif, öğünler arasında kendinizi tok hissetmenizi sağlar ve peynir, protein ve kalsiyum sağlar. 100 kalorinin altında kalmak için bir dilim az yağlı peyniri kesip 3 krakerin üzerine birer parça yerleştirin. 14 badem. Hareket halindeyken açlık sizi vurduğunda bademden daha kullanışlı çok az şey vardır. 100 kalori sınırına ulaşmadan 14 badem yiyebilirsiniz. Ayrıca açlığı uzak tutmaya yardımcı olan lif ve protein açısından da zengindirler. 6 tam tahıllı çubuk kraker. Badem sevmeyenler için tahıllı çubuk krakerler hareket halindeyken de aynı derecede kullanışlıdır. 100 kalorinin altında kalmak için 6 adet tam tahıllı çubuk kraker tüketebilirsiniz. Bu atıştırmalık kolesterol içermez, yağ ve şeker oranı düşüktür ve toparlanmanıza yardımcı olmak için 3 gramdan fazla lif sağlar. Pişmiş elma. Elmalar hala piyasadaki en sağlıklı atıştırmalıklardan biri ve bu eski hazırlığı değiştirmenin birçok yolu var. Blake, fırında elma yemenizi tavsiye ediyor. Tadı tatlı gibi ama taze elmalarla aynı vitamin ve lifi sağlıyor. Kalori eklemeden üstüne tarçın bile serpebilirsiniz. Ricotta peynirli tam buğday ekmeği. İşte yapımı kolay ve size bir sandviçi ısırmanın tatminini veren bir tarif. Tam tahıllı bir ekmek alın ve içini biraz yarım yağlı ricotta peyniriyle doldurun. Lif ve protein tok kalmanıza yardımcı olacaktır ve ayrıca atıştırmalıkların tamamında 1 gramdan daha az doymuş yağ bulunur. Yaban mersinli smoothie. Meyveli smoothie gün boyunca ekstra kalsiyum ve antioksidan almanın harika bir yolunu sunar. 3'te 1 bardak yağsız yoğurdu, 3'te 2 bardak dondurulmuş yaban mersini ve buzla karıştırmayı deneyin. Blake, çok ferahlatıcı ve çok soğuk diyor. Bu, hızlı içme yeteneğini yavaşlatır. Bitirilmesi daha fazla zaman alan atıştırmalıklar genellikle daha tatmin edicidir. Yarım bardak edamame. Bu genç soya fasulyesi bulabileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklar arasındadır. Yarım bardakta 8 gramdan fazla protein ve 4 gram lif bulunur ve tok kalmanıza yardımcı olur. Bonus olarak önerilen günlük demir ihtiyacınızın yaklaşık %10'unu alırsınız. Fıstık ezmeli elma. Tatlıyı tuzluyla karıştırmak açlığı bastırmanın denenmiş ve gerçek bir yoludur. 4 dilim elma ve her dilimin üzerine ince bir tabaka tuzsuz şekersiz fıstık ezmesi sürün. 100 kaloriyi aşmamak için toplamda 3 kaşığından fazla fıstık ezmesi kullanmayın. Ay çekirdekli yoğurt. 1 çay kaşığı ayçiçeği çekirdeğini yarım bardak yağsız sade yoğurtla karıştırın. Tohumlar bol miktarda doku katar ancak yalnızca 19 kaloridir. Yoğurt iyi bir protein kaynağıdır ve atıştırmalıkların tamamı yarım gramdan az doymuş yağ içerir. Özellikle sodyumunuza dikkat ediyorsanız tuzsuz ay çekirdeği kullandığınızdan emin olun. Ballı yağsız yoğurt. Sadece yarım bardak yağsız sade yoğurt tok kalmanıza yardımcı olacak 12 gram protein içerir. Üzerine 1 çay kaşığı bal gezdirin. Bu toplam 84 kaloridir. En güzel yanı ise kendinizi tatlı yiyormuş gibi hissedebilirsiniz. 20 Antep fıstığı. Antep fıstığındaki yüksek yağ içeriğinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Yağın çoğu doymamış veya iyi yağdır. 20 Antep fıstığı yediğinizde yalnızca 80 kalori ve 1 gramdan az doymuş yağ almış olursunuz. Ayrıca protein, lif ve birçok önemli vitamin ve mineral açısından da zengindirler. Sağlıksız bir sodyum dozundan kaçınmak için bunları çiğ veya tuzsuz kuru kavrulmuş olarak yiyin. 1 kase domates çorbası. Domates çorbası hastalıklarla mücadele eden besinlerle doludur ve fincan başına 74 gibi az miktarda kalori içerir. Kolesterol içermez ve 1 gramdan az doymuş yağ içerir. Pek çok çeşidinin olduğunu unutmayın. 1 kase çorba acıktığınızda tüketilebilir ve size doygunluk hissi verir. 1 bardak üzüm. Üzümler suyla doludur.
Bu da bir su bardağının biraz altında bir miktarın 100 kalori olduğu anlamına gelir. Sulu içeriği tokluk hissi sağlamaya yardımcı olur ve nemli kalmanızı sağlar. Üzüm aynı zamanda müthiş bir K vitamini ve manganez kaynağıdır ve ayrıca bir miktar lif içerir. Taze veya dondurulmuş olarak tüketilebilir. Benzer içerikleri daha fazla görmek için liste üzerine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.